İngiltere. Peki İngiltere'de son durum ne? Londra gündem genel yayın yönetmeni Taner Bildik sözcü izleyenleri için aktardı. İngiltere'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 281'e yükseldi. 5000'in üzerinde vaka tespit edildi. Ancak İngiliz halkının bu durumu çok önemsemediği gözleniyor. Dün havanın güzel olması nedeniyle hafta sonu değerlendirmek isteyen vatandaşlar parklara, bahçelere, hatta plajlara çıktı. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Eğer bu şekilde tedbir almamaya devam ederse halkımız 24 saat içinde daha ciddi yaptırımlar uygulamak zorunda kalacağız diyor. Ne var bu yaptırımlar arasında? Muhtemel bir sokağa çıkma yasağı ya da bir kısıtlama İngiliz basınında konuşuluyor. Türkler açısından da bugün hoş olmayan bir haberle güne merhaba dedik. Burada yaşayan Türk vatandaşları içinde koronavirüsüne bağlı ölüm sayısı ne yazık ki 3'e ulaştı. 84 yaşında kronik rahatsızlıkları olan Kahramanmaraşlı bir Türk vatandaşı sabaha karşı hayatını kaybetti. Bunun dışında burada Türk vatandaşlarının endişeli bir bekleyişi sürüyor. Çünkü İngiliz hükümetinin tedbir almakta gecikmesi nedeniyle burada birçok düğün, cenaze ve etkinliğe katılan Türk vatandaşları şimdi bu toplulukların arasına girmiş olmaktan dolayı tedirginlik yaşıyorlar. Halk normal yaşantısına devam ediyor. İngiltere'deki en büyük sıkıntılardan biri market raflarının sürekli boş olması ve temizlik malzemesi bulmakta insanlar gerçekten güçlük çekiyor. Özellikle cuma günleri başlayan bir alışveriş çılgınlığı var ki sanki hafta sonu dünyanın sonu gelecekmiş gibi tüm rafları boşaltıyor İngilizler.